seçim hakkı koyacaksın. Onun için İslam'da kılıç zoruyla İslam yayılmış, bu bir iftiradır. İslam davetle yayılmıştır, rahmetle yayılmıştır. Ama cihad ne için olmuştur? Engeli aşmak için. Engeli açmak da Osmanlı Devleti ile bitti. Hatta Osmanlı Devleti yarıdan sonra bitti. Ne kaldı? Şimdi biz cihad yapıyorsak kendimizi savunma cihadıdır. Kafir gelmiş bir sefer yerimize girmiş, biz onu def etmeye kalkıyoruz. Onun için arkadaşlar, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, bu çizgi birbirinden etten tırnak gibidir, ayrılmaz. Bu çizginin tevhidi yerine gelmese cennetin kokusunu kimse alamaz. Ne bu dünyada ne o dünyada. Bu dünyadaki cennet nedir? Müminin kalbidir. Bak adam mümindir. İmanı mükemmeldir. Allah'a tevekkülü, yakini tamamdır. Çadırda oturmuş sanki şatodadır. Sanki kraldır. Ama adam var, zengindir, kraldır, devleti var. Ama içinde bir sıkıntı var. Git onun içinden haber al. Bu kralları, bu başkanları bilseniz içlerinde ne var? İçlerini bir açsalar size. Sonlarını da gördük. Tarihte de gördük sonlarının nedir. Onun için bu dünyanın cennetine La ilahe illallah Muhammed Resulullah da girilir. O bir dünyanın ebedi cennete de bunu ile girilir. Çizgi birbirinden ayrılmaz. Evet. Allah bizi tevhid yolundan ayırmasın. Allah'a şirk koşanlardan eylemesin. Çünkü bu tevhidi de ki tevhidi de şirk bozar. Birincisi Allah'a ortak koşarsın. Ne diyersin? Kulluğu başkasına da edebiliriz. Allah'ın görevini başkasına da verebiliriz. Koydun şirktir. Zaten kafirlerden işimiz yoktur. İnkar eden zaten kafirdir. Ama genelde bizim ümmette şirk yayılır. İkinci kelime-i tevhidin ikinci şıkkında Muhammed Resulullah'a nasıl şirk koşarız? O da Risale'nin içine emir, Allah'ın emrine emir katarız. İşte hocam böyle görmüş, şeyhim böyle demiş, benim mezhebim böyle demiştir. Sünnetin önüne sünnet katarız ama şeytan gelip demez ki Allah'ın sözünü iptal et, bu şeyhin sözünü koy. Hayır, gelir diğer bu şeyhin sözü onun tamamlamasıdır. Süsler yüz bin şeyle gelir sana bunun dadını işte bid'at hasenet koymuşlar. Evet. Allah bizi beş vakit Fatiha namazda okuduğumuz gibi ihdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakim üzerinden ayır koyma. Nasıl o peygamberlere, o müminlere, peygamberlere uyanlar ki gittiler bizden önce sırat-ı müstakimden ayrılmadılar. Bizi onlar gibi yap, sabit kıl. İlmim olup amel edip Yahudiler gibi lanetlenmiş yapma. Ve cehaletten de ibadet edenler, Hristiyanlar gibi dalalet yoluna düşenlerden bizi eyleme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Konuyla ilgili hocam sorular alalım mı? Tamam. Şimdi La ilahe illallah olan, diyen olan bir kişi Muhammedun Resulullah demese bile o kişilere rahmet gözüyle bakabilir miyiz? Ve onlar Muhammedun Resulullah iman etmeseler bile cennete girecekler iddia edenler. Onlara rahmet gözüyle bakabilir miyiz? Şimdi, öyle bir söylenti var. Şimdi biz rahmet gözüyle her çeşe bakarız. Bizim İslam dini gelmemiş kafirleri öldürmeye, gelmiş kafirleri kurtarmaya, hidayet vermeye, cennete götürmeye, insan oğlunu iblisin dişlerinin arasından çıkartmaya peygamberler gelmiş. Ne dedik? Binde bir tane cennete girer. Onun için iblis işini biliyor. Avuçla götürüyor cehenneme. Peygamberlerin görevi şefkat gözüyle onları çıkartmaktır oradan. İblisin elinden, tuzağından kurtarmaktır. Biz rahmet gözüyle bakarız, hatta ki ona hüccet ikamet ederiz.
Ama hüccet ikamet ettik. Anladığı dilden konuştuk. Ayetleri, hadisleri, sahabeni, alimleri, varislerin şeylerini getirdik. Adam inat etse o zaman alimler onun hükmünü verir. Sen cennete girenlerden değilsin. Muhammed Resulullah'ı inkar eden alimler zaten bunu 1400 sene önce sahabe bile bunun fetvasını vermiştir. O da nedir? Kafirdir. Muhammed Resulullah'ı inkar eden kafir olur. Zaten İslam olmaz. Çünkü İslam'ın şerti nedir? La ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Bu dünyada ve ahirette bunun da gerekleri var. Kelime-i şahadet nedir? İslam'ın diğer rükünleridir. Namazı yerine getireceksin. Ben namaz kılacağım, kendi aklıma göre kılacağım. Olmaz. Resulullah'ın getirdiği pakette nasıl söyledi ve nasıl uyguladı? Zekat ona göre ödedi. Oruç onun dediği gibi oruç tutacaksın. Hac onun dediği gibi yapacaksın. Bunları dedin, Müslümansın, cennete girersin. Demesen cennet sana haramdır. Delil olarak diyor ki hocam ben kâle la ilahe illallah dehal cennet. Ama tamam, güzel delil. Ama bu Arapçanın bir güzelliğidir. Şimdi la ilahe illallah dedikçe cennetin anahtarıdır. Hazret Adem'den başlamıştır Resulullah'a kadar. Ama bunun Resulullah şinci şıkkını getirmiştir. O da nedir? Elçiye uymaktır. Onun için men kâle la ilahe illallah bir rivayette bi hakkihi. Hakkıyla diyen. Hakkı nedir? Cereyini yerine getiren. Sen sabaha kadar inşallah maşallah la ilahe illallah diye içini doldurma. Ne yazar? Cehennem yazar. Senin son durağın cehennem yazar. Yani ben sana sabaha kadar bu mecliste anlatayım. Ben seni Rıfat kardeş seviyorum, sayıyorum. Ama sana saygı göstermiyorsam hareketimde, davranışımda sen benim sözümü alırsın itibar yoksa fiilimi. Sözünü, fiilimi alırsın. Onun için la ilahe illallah sabaha kadar de onun da üzerine öl, cereyini yapmamışsan işini yap.